Samanyolu Haber'den iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle beraberiz. Sevgili seyirciler, Kayseri bombacılarına yardım ve yataklık eden 5 zanlı Ankara Adliyesi'nde. Gaziantep ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan zanlılar önce Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Türkiye terörün korkunç yüzünü geçen hafta bir kez daha gördü. Kayseri Pınarbaşı'ndaki intihar saldırısında bir polis memuru şehit olurken 18 sivil de yaralandı. Tamam dosya. Emniyet güçleri olayın ardından birçok ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Titiz çalışmalar hemen neticesini verdi. İntihar bombacılarına yardım ve yataklık eden 5 kişi gözaltına alındı. İlk gözaltılar Şanlıurfa Suruç'ta yaşandı. Suriye'den gelen PKK'lı teröristleri karşılayan ve bir bağ evine götürüp bombaların burada yapılmasını sağladıkları öne sürülen MD ve ağabeyi MD ile bağ evi sahibi AÇ kıskıvrak yakalandı. Teröristlerin kanlı saldırıda kullandıkları otomobilin Gaziantep'teki satışı sebebiyle NÖ ve SA'da yine aynı şehirde gözaltına alınan diğer isimler oldu. Şehit olması ve 18 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay değil. Zanlıların Kayseri'deki sorguları 2 gün sürdü. Emniyetteki ifade işlemlerinden sonra 5 zanlı sabah erken saatlerde Ankara'ya gönderildi. Kayseri'de özel yetkili savcı ve mahkeme olmadığı için şüpheliler buraya Ankara Adliyesi'ne getirildiler. Şu dakikalarda da saldırıyla ilgili özel yetkili Cumhuriyet Savcısına ifade veriyorlar. Zanlıların adliyedeki işlemleri devam ediyor. Memurun gözü hakem heyetindeydi. Maaş zammıyla ilgili hangi karar alındı? Sevgili seyirciler, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün rötar rekoru kırıldı. Hava İş Sendikası üyesi Türk Hava Yolları çalışanları grev haklarının ellerinden alınmasıyla ilgili kanun teklifinin meclise getirilmesini protesto etti. Eylem sebebiyle havalimanında uçaklar kalkamadı, saatlerce havalimanında beklemek zorunda kalan yolcular da isyan etti. Eylem... Mağduriyet. Skandal yani. 4 saattir burada bekliyorum. Şaşkınlık. Atatürk Havalimanı, Hava İş Sendikası'na üye Türk Hava Yolları çalışanlarının iş yavaşlatma eylemine sahne oldu. 23. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor Türk Hava Yolları'nın Hava İş Sendikası ile birlikte. Bir yıl aşkın bir süredir bu devam ediyor. Bu torba kanun teklifi de bugün mecliste görüşülecek. O kanun teklifi son dönemde rötarlarla gündeme gelen Türk Hava Yolları'nı çalışanlarıyla grev hakkı yüzünden karşı karşıya getirdi. Eylem sebebiyle dış hatlar gelişin önünde çok geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet ekipleri burada bekletiliyor. Çalışanlarsa kendilerine destek vermeyen pilotlar ve yine hostesleri alkışlarla ve ıslıklarla protesto etti. Eyleme katılmayan personel şaşkındı. Uçuşa giden ekiplere tepki hiç eksik olmadı. Resmi ve sivil kıyafetlerle uçuşa gelen ekiplerin karşısına sendika görevlileri çıktı, önleri böyle kesildi. Bir gün aksaklıkla kimseyi işten atmazlar. Bu kırmak için söylenilen sözler bunlar. Gidin, geldiğiniz gibi gidin, evet. Topluma ihanet ediyorsunuz. Sabah 3'ten beri arkadaşlarımız direniyor ve uçuşa gitmedi. Çok ayıp. Nereye giderseniz gidin ama utanın yaptığınızdan. Hiçbir ülkede havacılık iş kolu grev kapsamı, grev yasağı kapsamında değildir. Bu insanlar en son 2010 senesinde zam aldılar. 2010 senenin Temmuz'unda. Yani baskılar sürmekte.
TİS'teki haklarını kullanamamaktı. Demokratik çözümün bu olmaması lazım. Şunların aldığı maaşta çalışacak veya üçte birine çalışacak o kadar çok insan var ki. Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesi eyleme destek olmak isteyen bir grup tarafından hacklendi. Site saatlerce kapalı kaldı. Eylem sebebiyle Atatürk Havalimanı'nda uçaklar kalkamadı. İç ve dış hatlardaki birçok sefer iptal edildi ve yolcuların birçoğu mağdur oldu. Türk Hava Yolları'nın yurt içi ve yurt dışı bağlantılı uçaklarının hepsi sekteye uğradı. Hem bizim için hem yurt dışından gelen yolcular için, Türk Hava Yolları imajı için çok kötü bir şey tabii ki. İş yavaşlatma eylemi yolcuları vurdu. 6 saattir buradayım. Çok bekleyen var. Ya bekliyorum, yaklaşık 1,5 saat oldu. Saatlerce havalimanında beklemek zorunda kalan yolcular isyan etti. Uçak rötar yaptı. Yani saatlerdir bekliyoruz burada. Hani süresiz rötar var. Ne zaman ineceğini de bilmiyorum uçağın. Türk Hava Yolları'nın eyleme katılan çalışanlarla ilgili tutumu da tartışmalara sebep oldu. Sendika, Türk Hava Yolları yönetiminin eyleme katılan çalışanlarını işten çıkardığını iddia etti. Sendika çalışanları gece saat 24'e kadar eylemi sürdüreceklerini açıkladı. Her seferinde hapisten çıkacağız diyen balyoz sanıkları kime ve neye güveniyor? Peş peşe internete düşen ses kayıtlarının anlamı ne? Batı Çalışma Grubu'nun üst karar mekanizmasına uzanan 28 Şubat soruşturmasında 6 zanlı tutuklandı. Derin Devlet'in sır küpü olarak bilinen emekli orgeneral Teoman Koman ise ağır rahatsızlığı sebebiyle serbest bırakıldı. Bir şey söyleyeyim misiniz? 28 Şubat soruşturmasında son dalga bildik usulden daha farklıydı. Şüpheli isimler soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin daveti üzerine polis eşliğinde ifadeye çağrıldı. İlk önce sabah saatlerinde operasyon haberi geldi. Bununla birlikte balyoz sanıkları emekli generaller Çetin Doğan ve Engin Alan'da 28 Şubat soruşturmasında ifade vermeleri için Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şehir dışındaki zanlıların adliyeye gelmeleri ise akşam saatlerini buldu. Aralarında emekli orgeneral Teoman Koman'ın da bulunduğu 3 kuvvet komutanı şu anda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Birazdan savcılık katına çıkarılacaklar ve özel yetkili 3 Cumhuriyet Savcısına eş zamanlı ifade verecekler. 10 zanlının savcılık ifadeleri ise saatler sürdü. Zanlıların savcılık sorgusu tam 13 saat sürdü. Saatlerimiz şu anda 23'ü gösteriyor. 28 Şubat soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcıları 10 şüphelinin 10'unu da tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğince sorgulanan zanlılardan 6'sı tutuklanırken 4'ü serbest bırakıldı. Emekli orgeneraller İlhan Kılıç, Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, Çetin Doğan ve emekli korgenereller Vural Avar ile Metin Yavuz Yalçın hakkında tutuklama kararı çıktı. Ayrıca emekli korgeneraller Engin Alan ve Kamuran Orhon'la emekli albay Hakan Cemal Pelit'in serbest bırakılmasına karar verildi. Emekli orgeneral Teoman Koman ise ağır rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı. Bununla birlikte MHP'den milletvekili seçilen emekli korgeneral Engin Alan'la emekli orgeneral Çetin Doğan ve emekli korgeneral Metin Yavuz Yalçın'ın balyoz planı davasından tutuklulukları devam ediyor. Hakkında tutuklama kararı verilen zanlılar sağlık kontrollerinden sonra Sincan cezaevine götürüldü. Serbest bırakılan emekli orgeneral Teoman Koman ise merkez komutanlığına ait bir otomobille adliyeden ayrıldı. Komutanım, geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz? Hayır. Yok. Son dalga diğer operasyonlara göre bir hayli dikkat çekti. Çünkü soruşturma Batı Çalışma Grubu'nun üst karar mekanizması olan İcra Kurulu'na uzandı. İcra Kurulu darbe koordinasyonunu üstlenmişti. Hikmet Köksal, Ahmet Çörekçi, Teoman Koman ve İlhan Kılıç tarihi kararların alındığı 28 Şubat 1997'deki MGK toplantısında asker kanadını temsil eden üyelerdi. Hikmet Köksal, Sincan'daki tank yürütme eyleminin fikir babası olarak da biliniyor. Bir dönem MİT müsteşarlığı yapan Teoman Koman'ın ismi JITEM ve Susurluk tartışmalarında da sık sık gündeme geldi.
söyleyecek misiniz? Hayır. İfadesi alınan Çetin Doğansa Batı Çalışma Grubu belgelerini kabul etti ve şemayı ben yaptım dedi. Ancak darbe iddialarını reddetti. Terör örgütü Diyarbakır'da Kur'an kursuna bombalı saldırı düzenledi. İçinde talebeler varken yapılan saldırının sonucu ne oldu? Sevgili seyirciler, hapisten kısa sürede çıkacaklarını söyleyen balyoz tutuklusu Tümamiral Cem Aziz Çakmak'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı aynı konuda bir hafta arayla ortaya çıkan ikinci kaydı oldu. İlk ses kaydında Tuamiral Fatih Ilgar 2 aya kadar çıkacaklarını söylüyordu. İki ses kaydı da birçok noktada benzerlik taşıyor. Ilgar iç savaş çıkartmaktan bahsediyor, Çakmak ise çoluk çocuk demeden rövanş alacaklarını söylüyor. Balyoz tutuklusu amiralin ses kaydı gündeme bomba gibi düştü. İkisini çok belki bir sefer biz buradan bir yer çıkarsak bu dışarıdaki neredeyse çok ciddi bir savaşmamız olur. Çok ciddi. İlk şeyimizi biliyor musun? Aç kalacak. Aç kalacak. Öyle başlayacak zaten. Bu kadar da boş değiliz yani. Geçen hafta ortaya çıkan diğer bir ses kaydında da balyoz sanığı Tuamiral Fatih Ilgar olduğu iddia edilen kişi 2 ay sonra dışarı çıkacaklarını söylüyordu. Çıktıktan sonra da güzel planlarımız var. Yani bu bir savaşsa savaş yapacağız. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Burada bitmemesi lazım. Bu ülke ya ekonomik krizle ya bir iş savaşla kendini verecek. Ha, bu iki seçenekten bir tanesi kapımızı çalacak. Ondan sonra dönüş yolu orada başlayacak. Bu ses kaydındaysa iddialar bir adım öte götürülüyor. Öç almaktan ve hesaplaşmaktan bahsediliyor. Acımasızca rövanş alacaklarını ileri süren Tümamiral Çakmak'ın söyledikleri basında da yer buldu. Yapı aşılmış değil, yapı olduğu gibi duruyor. Şimdi gereğini yapmak lazım. Yani sadece darbecileri soruşturmak yetmiyor. Darbecilerin bir daha geri dönüşünü mümkün kılmayacak bir AB standartında çok hızlı adımlar atmak gerekiyor. Sesin sahibi çoluk çocuk demeden rövanş alacakları tehdidini savuruyor. 1-2 sene içerisinde bu manzara tam tersine dönecek. Bak söylüyorum bunu, dersin ki abi başım söylemişler. Bunlar kaçacaklar. Bu ülkeden kaçacaklar çok. Ve rövanş çok farklı. Yani bunun rövanşında çok şey yapacak. Yani hatırlık bu iş yok. Onunca ağır ceza hakimlerine ağır hakaretler eden şahıs içeride çok fazla kalmayacaklarını söylüyor. Bu süreç yani bu süreç alacak. Daha ne kadar çekeriz bilmiyorum ama çok uzun süreceğini sanmıyorum ben de artık. Bakalım kaç kişiyi bırakırlar, bırakırlar mı? Yani olmazsa da uyuş uzun sürmeyecek artık. Yani aldığımız haberleri öneririz. Sağlam kaynak. Bunun hesabı sorulacak. Bunlar ceset avcısı. Başbakan önemli açıklamalar yapacağım demişti, öyle de yaptı. Erdoğan grup toplantısında Uludere olayıyla ilgili neler anlattı? Sevgili seyirciler, memurun merakla beklediği zam için son söz söylendi. Peki rakam ne oldu? Bu sıcak gelişmenin ayrıntısını arkadaşımız Nur Çapkın anlatıyor bize. Nur Hanım, memur maaş zammında hakem heyetinin rakamı ne oldu? Toplu sözleşme görüşmelerinden uzlaşı kararı çıkmayınca son sözü söylemek kamu hakem heyetine kaldı. Hakem heyeti bugün son kez toplandı ve kararını verdi. 2012'nin ilk yılı ilk yarısı için yarım puan arttırarak %4+4 oranında bir karar kıldı. 2013 için ise %3+3 oranı sabit kaldı. Ancak bugünkü görüşmeler bir hayli zorlu ve çetin geçti. İşte gün boyu yaşananlar. Memura zam maratonunda son nokta konuldu. Hükümetle anlaşamayan memurların zammında son sözü söyleyen hakem heyeti bu yıl içinde %4+4, önümüzdeki yıl içinse %3+3 zam verdi. Resmi takvime göre zam kararının açıklanması gerekiyordu. Ancak zam için kader günü sıkıntılı başladı. Toplantının başlama saati 12 olarak açıklanmıştı. O saatte sadece hakem heyeti başkanı Recai Akyer geldi. Ancak hakem heyetinden beklediğini bulamayan KESK ve KamuSen toplantıyı protesto etti ve toplantıya katılmama kararı aldı. Teslim olmayacağız.
kilitlenmek üzere olan görüşmelerde gözler Memursen'e çevrildi. Memursen de toplantıya katılıp katılmama kararını uzun uzadıya masaya yatırdı. Saatler 14'ü gösterirken toplantıya girme kararı aldı. Taraflar saat 16 civarında toplantıya başladı. Kamu hakem heyeti toplantısına devam ederken dışarıda da protestolar yapılıyor. Şu anda gördüğünüz gibi KESK üyeleri verilen zam rakamlarını protesto ediyorlar. Beklenen kararsa çok geçmeden çıktı. Saatler 17'ye gelirken hakem heyeti kararını açıkladı. Heyet toplu görüşmelerdeki zam teklifine bu yılın ilk yarısı için yarım puan daha ekledi. Böylece 2012 için memur zammı %4+4, önümüzdeki yıl içinse %3+3 olarak belirlendi. Bu rakama itiraz hakkı ise yok. Karardan sonra memurlar ilk zamlı maaşlarını 15 Haziran'da alacaklar. Ocaktan bu yana alınmayan farklar da yine hesaplara yatırılacak. Diyarbakır'da Kur'an kursuna ses bombalı saldırı düzenlendi. İçinde Kur'an öğrenen talebelerin bulunduğu binada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Polis iki kişiyi gözaltına aldı. Saldırganların hedefinde bu kez Kur'an kursu öğrencileri vardı. Diyarbakır'da bir vakfa ait Kur'an kursuna ses bombalı saldırı düzenlendi. Olay saat 20.45 sıralarında Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde meydana geldi. 30 öğrencinin kaldığı bir vakfa ait yatılı Kur'an kursuna kimliği belirsiz iki kişi tarafından ses bombası atıldı. Kur'an kursunun bulunduğu binanın girişine atılan ses bombaları büyük bir gürültüyle patladı. Bu sırada aynı cadde üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri hızla olay yerine gelirken havaya uyarı ateşi açtı. Ses bombalarını atan saldırganlar Benusen semtine doğru kaçtı. Olayda can kaybı yaşanmazken binanın camları kırıldı. Terörle mücadele ekipleri olayın ardından iki kişiyi gözaltına alırken olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede parmak izi ve delil aradı. Sevgili seyirciler, hac ibadetini yapmak isteyen şanslı isimler belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan kura çekiminde heyecan doruktaydı. Hacca gitme şansını yakalayıp mutlu olanlar da ismini ekranda göremeyip üzülenler de gözyaşını tutamadı. Çok şükür mutluyum. Allah'ım ben bugün ne şükür. Kimi sevindi, kimi üzüldü. Bu görüntüler 2012 yılında hac vazifesini yapacak şanslı isimlerin belirlendiği kura çekiminden. Allahu Akbar. Mübarek beldelere gidip dini vazifesini yerine getirmek isteyen adaylar sabahın erken saatlerinde açıklamanın yapılacağı Diyanet İşleri Başkanlığı'na akın etti. Heyecanla bekliyorsunuz. 6 senedir bekliyoruz. Allah nasip ederse olacak. Hepsinin ağzında aynı dua vardı. Gönüllerinden geçen temenni de ortaktı. İnşallah bakalım, bekliyoruz. İnşallah, çok ümitliyim. Ben ilk defa müracaat ediyorum ama inanıyorum ki çıkacak. Sıra kura çekimine gelince nefesler tutuldu, adeta kalpler heyecandan durdu. 6 yıldır bekliyorduk, kısmet bugüneymiş. Rabbim herkese nasip etsin, güzel heyecan. Çok duygulandık. 6 sene oldu. Çıktı. Sağ olsunlar. Çok iyi bir duygu. Çok iyi bir duygu. Salonda adeta gözyaşı seli vardı. Ekranda adını görenler mutluluktan, listeye giremeyenlerse üzüntüden gözyaşlarına hakim olamadı. Yok, göremedim. 6 senedir bekliyorum. Kuralara yıllarca girip de gidemeyen kardeşlerimiz, hayatının sonuna kadar gidemediğini varsayalım. Cenab-ı Hakk'ın ondan bu görevin sorumluluğunu alacağından hiçbir endişeniz olmasın. Ameller ancak niyetlere göredir. Mübarek topraklara gitme şansını yakalayanlar saat 21'den itibaren Diyanet'in resmi internet sitesinden ismini görebilecekler. 2012 hac dönemi için kesin kayıtlarsa 4-15 Haziran tarihleri arasında alınacak. 2012'de müracaat eden... Sevgili seyirciler, Başbakan Erdoğan önemli açıklamalar yapacağım dediği grup toplantısında Uludere ile ilgili konuştu. Olayın istismar edildiğini söyledi, CHP'ye, BDP'ye ve medyaya çok sert yüklendi. Erdoğan, güvenlik güçlerine yönelik yargısız infaza müsaade etmeyeceğiz dedi, BDP'yi ceset avcılığıyla suçladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemi Uludere'ydi. Başbakan, 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere'deki olayı gündemde tutan muhalefete ve basına tepki gösterdi. Burada bir hatanın olduğunu Genelkurmay Başkanımız da, şahsım da ifade etmemize rağmen hala işte başbakan bir hata,
edilmiştir deseydi. Ya dedik ya, kaç kere diyeceğiz? Yani otomata mı bağlayacağız bu işi? Sürekli olarak arzularınız istikametinde hareket etmek suretiyle kaybedecek vaktimiz yok. Grup konuşmasının neredeyse tamamını Uludere'ye ayıran Erdoğan, güvenlik güçlerine sahip çıktı, yargısız infaza müsaade etmeyiz dedi. %100 emin olun diyoruz, bugün de terörle mücadele insan haklarını çiğneyemez diyoruz. Hiçbir hatayı örtmeye çalışmayız. Ama hiçbir hata yüzünden de yargısız infaz yapmayız. Bu yüzden soruşturmaların nihayete ermesini beklemek en doğru olanıdır. Başbakan BDP'yi ceset avcısı olarak nitelendirdi. Bunlar ceset avcısıdır. Bunlar Malatya morgunun önünden çıkan cesetleri anaların, babaların, ailelerin elinden alıp kaçırmakla meşhurlar. Uludere'de diyor, siz Türk bayrağı mı götürdünüz de tabutlara Türk bayrağı sarılmadı? Lafa bak ya. Bu yavruların Türk bayrağının sarılmasına layık olduğunu düşünmüş olsanız terör örgütünün bayrağını o tabuta sardırmazdınız. Uludere üzerinden AK Parti'ye ve silahlı kuvvetlere karşı planlı bir kampanya yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru tepkisini iyice sertleştirdi. Türkiye artık CHP dönemlerinde olduğu gibi ne askerin sivilin kulağını çektiği ne de sivilin askerin ensesine vurduğu bir ülke değildir. Ne de BDP'li kalleşlerin, PKK'lı kalleşlerin benim subayımı, askerini gelip arkadan şehit ettiği bir ülke değildir. Uludere olayının medya tarafından istismar edilemeyecek kadar ciddi bir konu olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Wall Street Journal'ın haberine gönderme yaptı. Sana ne ya? Sana ne oluyor? Seni kim rahatsız ediyor? Sen nereden gocundun? Gençlerin kanıyla beslenen BDP'ye inat, akıl tutulması yaşayan CHP'ye inat, birilerinin elinde oyuncak olan medyaya inat, fitneye, fesada mahal vermeden çözüm için mücadeleye devam edeceğiz. Liderler bugün mecliste partililere seslendi. Genel başkanların gündeminde Uludere vardı. CHP ve BDP hükümeti Uludere konusunda eleştirirken MHP'den Uludere politikasına destek geldi. Bunlar ceset avcısıdır. Grup toplantılarında liderlerin gündeminde Uludere vardı. Bu işte zaman aşımı da yoktur. Sen bir gün eninde sonunda bu işin hesabını mutlaka vereceksin bu millete. Uludere üzerindeki sis perdesinin kaldırılmasının önemle beklediğimizi belirtmek isterim. Başbakan Erdoğan'ın Uludere konusundaki açıklamaları CHP ve BDP'yi ikna etmeye yetmedi. MHP'dense farklı bir ses yükseldi. Uludere konusunda açık ve net çıkıp bu milletten özür dilemediğin sürece Uludere olayı senin yakandan düşmeyecektir. Recep Tayyip Erdoğan, sen bu ülkede postmodern bir diktatörsün. Bekletti milleti, kamuoyunu. Çıktı, sabahtan akşama duyduğumuz lafların aynısını tekrarlayıp durdu. Katiller nerede, katiller? Bombalama emrini kim verdi? Bunun cevabı var mı senin o laf salatanın içerisinde? Şayet sınırda görülen kalabalık kaçakçı diyerek görmezden gelinseydi ve sonrasında da herhangi bir karakol ya da askeri varlığımıza saldırı düzenlenip analar ağlasaydı, şehitler bayrağa sarılı şekilde baba ocaklarına ateş gibi düşseydi, bunun hesabını kim ya da kimler nasıl verebilecekti? BDP Başbakanı daha önce hiç olmadığı kadar sert sözlerle eleştirdi. AKP iktidarı Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en ikiyüzlü, en sahte, en kalleş iktidarı. Bunun adı Hitler hastalığıdır ve şu anda Hitler'in ruhu AKP iktidarında yaşıyor. Kılıçdaroğlu hükümete Pınarbaşı'nda yaşanan terör olayı üzerinden de yüklendi. Uludere'ye gidiyorsun, sivilleri öldürüyorsun terörist diye. Teröristlerin arabasına ateş etmiyorsun sivil diye. Buyurun kafaya bakın. İstanbul'da yaşanan asansör faciası korkuttu. Sultan Gazi'de iki kişinin bindiği asansörün halatı kopunca kabin zemine çakıldı. Asansörde bulunan iki kişi yaralandı. Bindikleri asansörün halatı koptu.
Baba. İki tane mi çocuk varmış? İki çocuk var. Evet. Nasılmış acaba sağlık durumları? Birinin ayağında sorun var diyorlardı da diğerini tam bilmiyorum. Olay Sultan Gazi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir pasta imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerinde çalışan Ramazan Karabağ ve annesini ziyarete gelen Burak Gündoğdu ikinci kattan asansöre bindi. Ancak bilinmeyen bir sebeple asansörün halatı koptu. Asansör kabini ikinci kattan zemine çakıldı. Karabağ ve Gündoğdu sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan son günlerin tartışma konusu kürtajla ilgili yasa çalışması yaptıklarını açıkladı. Erdoğan birçok Batı ülkesindeki gibi kürtajın yasaklanması gerektiğini söyledi. Bakınız şu anda Amerika'da kürtaja karşı korkunç bir mücadele var. Kürtaj tartışmalarına son noktayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan koydu. Bunun bizim değerlerimizde bir defa bir yeri var. Buna müsaade edilmez. Erdoğan, kürtaj ve sezaryenle ilgili yasa çalışmaları yaptıklarını söyledi. Batının birçok toplumunda aynı şekilde bununla ilgili çıkarılmış yasalar var. Şimdi biz de bunu çalışıyoruz. Başbakan, hayati durumlar haricinde kürtaja izin verilmeyeceğini açıkladı. Buna müsaade edilmez. Ha, Allah göstermesin, bir ölüm tehdidi vesaire gibi şeyler, onlar ayrı konular. Aynı şeyi sezaryen için söylüyorum. İzmit'te engelli numarası yaparak insanların duygularını sömüren bir kişi önce kameralara sonra da zabıtalara yakalandı. Aksayarak yürüyen ve kollarını da sakatmış gibi gösteren sahtekar engelli ekipleri görünce normale döndü. Aksayarak yürüyüp ellerini de sakatmış gibi yapıyor. İzmit'te trafiğin en fazla olduğu D100 karayolu şehir içi geçişinde tek tek araçları dolaşarak girinen bu şahıs aslında biraz sonra yanına gelecek zabıtalardan farksız. Sahte engelli usta oyuncular gibi rol yaparak vatandaşların duygularını sömürüp paralarını alıyor. Zabıta ekiplerini görünce normale dönen AA'nın bu ilk vukuatı da değil. Görevlilerin Pişkin Dilenci adını taktığı şahıs bu defa kameralara da yakalandı. Zabıta müdürlüğüne götürülen dilenci, kabahatler kanununa muhalefetten 82 TL para cezasına çarptırıldı. Antalya'da ağrı kesici hap yutmak isteyen bir vatandaş şaşkına uğradı. Çünkü haptan kıl çıktı. Daha ilginci ise kılı bulan vatandaşın üretici firmayı aradığında aldığı cevaptı. Sonunda bu da oldu. Kıl bu kez çorba ya da yemekten değil, hapın içinden çıktı. İlginç olay Antalya'da yaşandı. Doğum yapan eşinin ağrılarını geçirmek için eczaneden ağrı kesici alan Selami Akkurt, karşılaştığı manzara karşısında şaştı kaldı. Ağrı kesici olarak verilen ilaç, eczaneden aldık, yaklaşık bir hafta kullandıktan sonra ilacın son iki tanesinde kıl çıktı içinde. Akkurt hemen ilacı aldığı eczaneye gitti. Burada çalışan görevliler durumun ilaç üreticilerine bildirilmesi gerektiğini söyledi. Akkurt firmayı aradığında ikinci şoku yaşadı. Bize verilen yanıt bayağı bir garipti. Ölen var mı diye sordular bize. İlacın içini anlattık. Dediler ki ilacın ölen var mı? Ben dedim hayır yok ölen. O zaman dedi önemli bir şey değil bu dedi. Siz ilacı bize yollayın, biz size teselli numunesi yollayalım bir tane deyip kestirip attılar. İki şok birden geçiren Akkurt ailesi çareyi Sağlık Bakanlığı'na başvurmakta buldu. İlk başta Sağlık Bakanlığı'na İlaç ve Eczacılar Bakanlığı'na teslim edeceğiz ilacı. Daha sonra da yine yasal yollardan hakkımızı arayıp savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. İnsan hayatının bu kadar ucuz olamayacağını söyleyen Akkurt, bu skandalın sonuna kadar takipçisi olacağını dile getirdi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Yani biz şikayet bulunduğumuz halde bize ölen var mı diye soru soruldu. Ölen yok deyince o zaman bir sıkıntı yok bunda denildi. Bu bizi gerçekten üzdü. Kısa bir aradan sonra Samanyolu Haber devam edecek. S24
Sevgili seyirciler, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi, Herkül internet sitesinde yayınlanan son sohbetinde hayatımızın bir parçası haline gelen televizyon ve internetin hangi daire içerisinde kullanılmasının insan için faydalı olabileceğini anlattı. Hoca Efendi bu araçların getirdikleri tehlikelere dikkat çekti. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen televizyon ve internet nefsin hakkı mı? Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi son sohbetinde bu önemli konuya değindi. Bu türlü şeyler bazen hani 2-3 saat, 4 saat belki bir gün bir kitap okuyunca elde edeceğiniz şey orada olabilir ara sıra. Bir nefeslenme olabilir. Kestirmeden bazı şeylere ulaşma olabilir. Ama kitap okuma meselesi adına insanları köreltebilir televizyon. İnternetler de insanları köreltebilir. O işin de tıpkı uyuşturucular gibi bir tiryakiliği vardır. İnsan kendini o işe saldı mı artık bir yönüyle hayattan bütün sıyrılır. Zamanını onlar karşısında israf eder. Hoca Efendi, televizyon izlemenin hangi durumlarda vakit israfı olacağını anlattı. Hele hiçbir dersi ibret yoksa şayet, insanlık adına bir şey ifade etmiyorsa, milli duygularımız adına bir şey ifade etmiyorsa, ruh ve mana köklerimiz adına bir şey ifade etmiyorsa, bizde manevi bir heyecan uyarmıyorsa şayet, irfan ufkumuza bir katkıda bulunmuyorsa şayet, zamanımız israf oluyor demektir. Bu açıdan televizyonun başında harcanan zaman, zamanın israfı demektir. Bu hayatımızdan çok şeyi orada harcamışız demektir. Televizyon, bilgisayar ve internet bağımlılığının sadece vakit israfına sebep olmadığını söyleyen Hoca Efendi, bunların aynı zamanda dilin katiline de sebebiyet verebildiğini vurguladı. Bir de tabii esas dil de katlediliyor burada. Yani insan kitap okurken, belki bir hikaye okurken, belki makul kendine göre, kendi düşünce dünyasına göre örgülenmiş bir roman okurken insan dil adına da bir zenginliğe ulaşır. Fakat orada elin alemin dediği yani internetin dili daracık, stano gibi bazı işaretlerle alakalı sadece. Bir yönüyle bir dil katli de yaşanıyor aslında. Saatler boyunca internette dolaşma ve sohbet etme, sabaha kadar televizyon seyretme gibi haller aile içi iletişime de darbe vurabiliyor. Bu sebeplerle boşanmaların meydana gelebildiğine dikkat çeken Hoca Efendi bu konuda bir sınır olması gerektiğini vurguluyor. Hazreti Selman-ı Farisi'nin Ebu Katade'ye verdiği ders gibi belki biz de hani şu kadar internet, evet şu çerçevede bir televizyon bunlara evet diyoruz ama fakat rica ederiz, ibadet-ü taat zamanında harcamayalım, kitap okuma zamanında harcamayalım, çoluk çocuğumuzla meşgul olma zamanında harcamayalım. İstanbul'un fethinin üzerinden 559 sene geçti. Fethi kutlamalarında bu kez önceki senelerden farklı olarak Yeniçeri askerleri surları aşmadı. Beyazıt Meydanı'ndan başlayan mehter takımının yürüyüşü Ayasofya'ya kadar devam etti. İşte fethi kutlamalarından renkli kareler geliyor şimdi. ...19 Mayıs kutlamalarındaki değişiklikten sonra İstanbul'un fethi kutlamaları da değişti. Fethi kutlamalarında görmeye alıştığımız bu sahneler artık tarih oldu. Değişen fethi kutlamalarında ilk durak Fatih Sultan Mehmet'in türbesiydi. Fatih Camii avlusundaki türbe ziyaretine İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı. Sultan Muhammed Han Hazretlerinin huzurunda okuduğumuz Kur'an-ı Azimuşşan'ı ve ziyaretimizi kabul eyle. Amin. Daha sonra Beyazıt Meydanı'nda mehteran takımından oluşan kortej yürüyüşe geçti. Fethin 559. yılı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Beyazıt Meydanı'ndan başlayan mehteran bölüğünün yürüyüşü Ayasofya'ya kadar devam edecek. Yürüyüşe vatandaşlar da eşlik etti. Mehteran takımına ilgi büyüktü. Mehteran ekibi yürüyüş güzergahında vatandaşlara karanfil dağıttı. Mehteran ekibinin gösterisi Sultanahmet Meydanı'nda devam etti. Vatandaşlar ve turistlerin gösteriye ilgisi hayli fazlaydı.
yüzüm anlayacak bir insan düşünemiyorum ben. Bu topraklar üzerinde yaşayıp atalarını tanıyan, bilen insanlar içinde. Yani bu duyguyu taşımayacak bir insan düşünemiyorum. Kutlamaların sabahki bölümü muzafferiyet duasıyla son buldu. Akşamsa İstanbul'un altın boynuzu Haliç'te ışık ve lazer gösterileri yapılacak. Sevgili seyirciler, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Fatih Camii'nin restorasyonu tamamlandı. Açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ayrıntılar arkadaşımız Akif Bey anlatıyor. Bize Akif Bey, söz sizde şimdi. Aslında iki mutluluk var. Hem fethin mutluluğu hem de Fatih Camii'nin restorasyona tamamlanıp ibadete açılmasının mutluluğu var vatandaşlarda ve İstanbullularda özellikle. Başbakan Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda buraya geldi. Fatih Camii'nin restorasyonu yaklaşık 5 senedir devam ediyordu. Restorasyon tamamlandı ve fetih gününde de ibadete yeniden açıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı açılışı ve ikindi namazını burada kıldı. Ardından da burada kendisini bekleyen vatandaşlara da bir konuşma yaptı. Hem hükümet zamanında AK Parti hükümeti zamanında yaptıkları çalışmaları, restore ettikleri camileri hem de bundan sonraki süreçte yapacaklarını anlattı. Fethin gündüz bölümünü haberlerimizde izledik. Gece bölümüne de biraz değinelim. Gece bölümünde de Haliç'te ışık ve lazer gösterileri yapılacak. Bir hayli hazırlandı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik bunun için. İstanbulluları görsel bir şölen bekliyor diyebiliriz. Aynı zamanda eğer hava şartları izin verirse, zira şu dakikalarda hafif hafif yağmur başladı. Eğer hava şartları izin verirse büyük ekranlarda Fetih 1453 filminin de gösterilmesi bekleniyor. Bu çalışmalar sonunda da yine Fetih Gecesi bu gösterilerle sonlanmış olacak. Sözü yeniden merkeze bırakıyoruz. Sevgili seyirciler, bu sene Türkiye Olimpiyatları'nın 10.sü düzenleniyor. Ama geçen sene gelip gönüllerimize taht kuran Türkçenin yıldızları yine aramızda. Olimpiyatların 9.sunda dereceye giren Türkçe sevdalıları Anadolu insanı ile hasret gidermeye geldiler. Sevgi düşer her dile, dünya döne bir güle, tüm insanlık el ele, bayram o bayram ola. Geçen seneki olimpiyatlarda dereceye girenlerden oluşan 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları turne grubu yola çıktı. Adım Cumuksi. Geçen sene Mars'ta açılan Uzay Yolu Türk Okulu'ndan yarışmaya katılmıştım. Dilleri, dinleri, renkleri farklı ama hepsi Türkçe konuşuyor ve Anadolu insanına vefalarını göstermek istiyor. Türkçe Olimpiyatları turne grubu Anadolu'yla buluşmak üzere yola çıkıyor. Öğrenciler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere toplam 41 il ve 65 sahnede 10. yıla özel gösteriler sergileyecek. Yeniden İstanbul'a gelmek çok güzel. Yani herkes tanıyor. Sokaklarda geziyoruz. Adamlar, "Aa, bu Şoruh Yunusov." demeliz. Akşam oldu. Hüzünlendim ben yine. Dünyanın her tarafından bir arkadaşımız var, her bir ülkeden bir arkadaşımız var. Bunu bilmek bizi heyecanlandırıyor. Şarkı, şiir, halk oyunları ve özel beceri gibi farklı kategorilerde sahne alacak öğrenciler Anadolu ile buluşmanın heyecanını yaşıyor. Çok heyecanlı hissediyorum. Marmara bölgesine gidiyoruz. Biz Anadolu insanların katkılarıyla okuduk, öğrendik. Şimdi onlarla buluşmaya geliyoruz. Türk öğrenciler dünyanın dört bir tarafından gelen Türkçe sevdalılarına çiçek veriyor ve onları Anadolu insanıyla buluşmaya uğurluyor. Türkçe sevdalıları olimpiyat afişleriyle giydirilen otobüslerle Yeşil Vadi Anafen İlköğretim Okulu'ndan Anadolu'nun farklı şehirlerine hareket etti. 13 yaşında yakalandığı iltihaplı romatizma hastalığı sebebiyle sağ gözü görme yetisini kaybeden 29 yaşındaki Musa Gök yıllardır ışığa çıkamıyor. Hayatı karanlık bir odada geçen Gök'ün sol gözünü de kaybetmemesi için hayırsever vatandaşların desteğine ihtiyacı var. Musa Gök, 13 yaşında yakalandığı iltihaplı romatizma hastalığı sebebiyle sağ gözünü kaybetti. Işıklı ve rüzgarlı havada şiddetli ağrı yapan gözü sebebiyle yıllardır gün yüzüne çıkamıyor. Işığa çıkamıyorum.
bir şöyle bir eş dost geldiği zaman orada konuşuyorlar, ben burada konuşuyorum. Dışarı çık, güneşe çıkamıyorum. Hastalığı sebebiyle koltuk değnekleri yardımıyla yürüyebilen Gök, eğitimini de ilk öğretim 7. sınıfta bırakmak zorunda kalmış. Sadece istediğim gözümün ağrısından kurtulmak. Hayatının büyük bölümünü bu tek odalı evde karanlıklar içinde geçiren Gök, tedavi olmazsa diğer gözünü de kaybedebilir. Sağ göz ameliyat olmazsa dura dura sol göze de atlama riski olabileceğini söylediler doktorlar. Onun sağ gözünün alınıp yerine protez konulması gerekiyor. Bunun için de maddi desteğe ihtiyaçları var. Devamlı yövmeyelere gittim, işe gittim. İlaçlarını karşılamak için. Oğlunun durumuna çok üzülen böbrek hastası anne Arife Gök'te oğlunun bir an önce tedavi olmasını istiyor. Kaybetmek şansı çok öbür gözünde. Ondan çok korkuyorsun. Ötekini kaybetti. Doktora bakınıp dururken kayboldu. Ona çok üzülüyorsun. O rahat bir şekilde dışarı çıkıp gezebilmek için hayırseverlerden uzanacak bir yardım eli bekliyor. Rusya'da elektrikli trenin üzerinde yolculuk yapan 4 genç görenleri dehşete düşürdü. Binlerce volt elektrik yüklü tellere tutunarak yolculuk yapan gençler yürekleri ağızlara getirdi. Hızlı giden trenin üzerinde ayakta duruyorlar. Dahası elektrik tellerine asılıyorlar. Çıkan kıvılcımlara bile aldırmıyorlar. Rusya'da 4 gencin yaptığı tehlikeli gösteri yürekleri ağızlara getirdi. Elektrikli trenin üstüne çıkan gençler, tren hızla giderken dans ediyor, tehlikeli hareketler yapıyor. Karşıdan gelen trenleri dahi umursamıyorlar. En ufak bir hatanın ölümle sonuçlanacağı tehlikeli deneme sırasında şahısların gülüşmeleri dikkat çekiyor. Onları gören herkesin ise yüreği ağzına geliyor. Uzmanlar muhtemel bir depremde birçok binanın yıkılacağını söylüyor. Peki binanız depreme karşı dayanıklı mı ve bunu öğrenmek size kaça patlayacak? Haberimizi izliyoruz şimdi. Binanızın depreme dayanıklı olduğundan emin misiniz? Deprem oluyor. Uzmanlar muhtemel bir depremde birçok binanın yıkılacağını söylüyor. Binanın sağlam olup olmadığıysa yapılan ölçümle anlaşılabiliyor. Deniz kumu mühendislik hizmeti alınmamış, tamamen elle karılar, işçilerin yapmış olduğu beton. Bu da tamamen mühendislik hizmeti alınmış, hazır beton dediğimiz entegre tesislerde üretilen beton. Aradaki fark bu. Burada içlerinde oturulan binalardan alınmış beton örnekleri var. Görmüş olduğunuz gibi sağlam olmadan bir binadan alınan örnek elimle bile rahatlıkla ufalanabiliyor. Eski ve yeni yapılar arasında dağlar kadar fark var. Bunun çıkması gereken minimum değer bize burada 38 olması yeterli. Bu 56, yani bu C30, yani bu betonu biz rahatlıkla C45 diyebiliriz. Orada 55 değerleri gördük. Burada 8 olması gerekiyor bu değerin. Yani bunu projesine uygun yapıldığı takdirde 14 bile yeterli. Peki oturduğunuz binanın depreme ne kadar dayanıklı olduğunu öğrenmenin toplam maliyeti ne? Bu hizmetin bedeli minimum 1300, maksimum 1600. Projeye baktıktan sonra net rakamı vatandaşla paylaşıyoruz. Eğer yapı depreme dayanıklı değilse belediye ekipleri oturmaya elverişsiz ruhsatı veriyor. Bu da binanın yıkımını sağlıyor ve yıkıma karşı çıkan apartman sakinlerinin önüne geçiyor. İtalya 5.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 9 gün önceki depremin etkilerini henüz atamayan afetzedeler bir kez daha deprem korkusu yaşadı. Oddio! İtalya sarsılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İtalya, bu kez 5.8 büyüklüğündeki depremin korkusunu yaşadı. Sabah saatlerinde meydana gelen deprem, İtalya'nın kuzey ve orta kesimlerinde şiddetli hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'u geçti. Şiddetli depremin ardından 4.7 ile 5.6 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldi. Başbakan Mario Monti depremde ölenler için başsağlığı dileyerek afetzedelere yardım sözü verdi.
Deprem sebebiyle İtalya ile Lüksemburg milli futbol takımları arasında Parma şehrinde yapılacak dostluk maçı iptal edildi. İtalya'da 20 Mayıs'ta meydana gelen depremde 7 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok alanda hayatımızı kolaylaştıran robotlar kimileri için karmaşık geliyor, kimileri için de çocuk oyuncağı. Endonezya'da eğitimde sınır tanımayan girişimciler küçük çocuklar için robot eğitim merkezi açtı. Yaşıtları oyun oynuyor. Onlar oyun oynarken robot yapıyorlar. Endonezya'da faaliyet gösteren bu robot eğitim merkezi 4 yaştan 18 yaşa kadar çocuklara robot eğitimi veriyor. Çocukların küçük yaştan itibaren karmaşık sistemleri kolay öğrenmesini hedefleyen eğitim merkezi haftada 4 gün açık. Aylık sadece $40 ödeyen öğrenciler istedikleri robotları yapma imkanı buluyor. Sınıflar 6 kişilik. 4-8 yaş arasındakilerle 8-18 yaş arasındaki çocuklar ayrı eğitim alıyor. Küçük çocuklar Lego parçalarını birleştirip basit robotlar yapıyor. 8 yaş üstü grupsa bilgisayarda program yazıyor ve kendiliğinden çalışan robotlar geliştiriyor. Ülke genelinde 27 merkezde eğitim veren yetkililer robot geliştirme eğitiminin hem çocukların geleceğine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı görüşünde. Sevgili seyirciler, A-Milli takım Avusturya kampındaki 3. maçına bu akşam çıkacak. Ay Yıldızlıların bu kez rakibi komşu Bulgaristan. Yine Salzburg Red Bull Arena'da oynanacak maç. Saat 21'de başlayacak. Gelişmeleri arkadaşımız Salih Haşimoğlu anlatıyor. Salih Bey, söz sizde şimdi. Avusturya'nın Salzburg kentinden iyi akşamlar Kemal ve 2014 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Avusturya'da kampta bulunan A-Milli futbol takımımız buradaki son hazırlık karşılaşmasını bu akşam saat 21'de Bulgaristan karşısında oynayacak. Bundan önce oynadığı iki karşılaşmada önce Gürcistan'ı 3-1 yenen ardındansa Finlandiya'ya 3-2 mağlup olan A-Milli futbol takımımızda teknik direktör Abdullah Avcı bugün Bulgaristan karşısında ideal 11'ini sahaya sürecek diyebiliriz. Ben hemen bu akşamki muhtemel kadroyu dilerseniz sizlere aktarayım. Kalede Cenk, savunmada Hamit Egemen, Ömer Hasan Ali, orta alanda Gökhan Emre, Mehmet Topal, Caner İlerikil'de ise Arda ve Burak 11'i ile sahaya çıkmasını bekliyoruz A-Milli futbol takımımızın. Buradaki 3. hazırlık karşılaşması dedik. 2 hazırlık karşılaşması daha oynayacak. Bu karşılaşmanın ardından A-Milliler Portekiz ve Ukrayna ile oynayacak. İşte bu iki karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı oyuncuların son durumunu görmüş olacak bugünkü karşılaşmayla ve bu zorlu 2 maç öncesi de bir anlamda A-Milli futbol takımımızın gücünü de test etmiş olacak teknik direktör Abdullah Avcı. Biz gelişmelerle Samanyolu haber ekranlarında yeniden birlikte olacağız. Ben sözü yeniden size bırakıyorum. Teşekkürler Salih Bey ve böylece Samanyolu haberi noktalamış olduk. Yeniden görüşünceye kadar iyi seyirler diliyorum.